الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
Cumamız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam, iman, ibadet ve güzel ahlak ile emreder. İslam, kökleri iman, gövdesi ibadet, meyvesi de güzel ahlak olan bir ağaç gibidir. Ağaç, kökü, gövdesi ve meyvesiyle anlamlı, değerli ve faydalı olduğu gibi, mümin de imanı, ibadeti ve güzel ahlakıyla kamil bir insan, olgun bir Müslüman, faydalı bir kişi olur. Aziz müminler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tebliğ ettiği tüm hakikatleri dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik etmektir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar denenip imtihan edilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Bu ayet-i kerime iman ettik demenin yeterli olmadığını bizlere haber vermektedir. Zira iman sadece kul ile Allah arasında kalan bir bağ değildir. Hayattan soyutlanıp zihinlere mahkum edilmiş kuru bir sözden de ibaret değildir. İman, yaratılış gayemize uygun hareket etmektir. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret göstermektir. Etrafımızda olup bitenlere karşı duyarlı olmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan bütün insanların dertleriyle dertlenmek, acılarını yüreğimizde hissetmektir. İmanımızın hayatımızdaki tezahürü ibadetlerdir. İbadetler bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıran söz ve davranışlardır. Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. İbadetlerimiz olmadan imanımız tam anlamıyla hayatımıza yön veremez. Benim kalbim temiz demekle kalbimiz temiz olmaz. Haftanın bir gününe, yılın bir ayına hapsedilen ibadetler bizlere dünya ve ahiret saadeti getirmez. Yüce Rabbimiz erkek ya da kadın kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona huzurlu bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz buyurmuştur. Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olmasına rağmen sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en zor şartlarda dahi ibadetlerini asla terk etmemiştir. Aziz Müslümanlar, imanımızı kemale erdirecek olan ahlaktır. Ahlak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
vahiyden sonra bize bıraktığı en büyük mirastır. Ahlak, İslam'ın özüdür. İyi bir insan, erdemli bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ahlak, şefkat ve merhamet, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve yardımseverlik gibi güzel hasletleri hayatımıza hakim kılmaktır. Kin ve nefret, haset ve itiraz, israf ve cimrilik gibi kötü davranışlardan arınmaktır. Kul ve kavga hakkından sakınmaktır aziz kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, imanımız hayatımıza anlam katsın. İbadetlerimiz kimliğimizi inşa etsin. Ahlakımız bütün davranışlarımıza yön versin. İşte o zaman elimiz haramdan, gözümüz günahtan, dilimiz yalandan uzak kalacaktır. Ailemiz huzur ve mutluluğun yuvası olacaktır. Komşuluğumuz güven ve muhabbetle devam edecektir. Ticaretimiz helal, kazancımız bereketli olacaktır. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların yüzü gülecek, dünyamız barış ve esenlik yurdu olmaya devam edecektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, senden güzel ahlakla süslenmiş sağlam bir iman ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller istiyorum. Ela inne ahsene kelam ve ebdâ'l nizam kelamullâhim melikil mecidil azizil allâh kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el kur'ânu fistemi'û leh ve ensetû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhil islâm. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ta'ziman li nebiyhi ve tekriman li fahameti şan-i şerefi safi. Fekala azze ve celle min qailin muhbiran ve amiran. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alel nebi. Ya eyyühellezîne âmenu sallû aleyhi ve sellimu teslimen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين ظالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, polisimizi, askerimizi, Bilad-i İslamiye'yi,
Özellikle Filistin'i ve Gazze'yi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sen hıfzı himaye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın gözleri önünde hunharca, haince, zalimce katledilen, zalimin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimize sen imdad eyle ya Rabbi. Sen imdad eyle ya Rabbi. Sen imdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan ve ikram eyle. Bizleri cehennem azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Bizleri, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edersin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. İbadallah, ittakullaha ve ati'uh. İnnallaha yemru bil adli vel ihsan. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir. Kıymetli cemaatimiz, bugün Türkiye genelinde yapılan cami ve Kur'an postları inşası için sizlerden bir yardım talep etmektedir. Cenab-ı Hak ve canınızı yardımları kabul eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İhdina's